Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün 4 Eylül 2024. Borsan ile beraberiz. Borsan hissesi bugün 482 kapanışını yaptı. Günlük bazda 5.3'lük bir artış gerçekleşti. Borsan hissesi. Uzun adı Borsan Borusan Boru A.Ş. hissesi. Bugün en yüksek 503,50 görmüş. En yüksek en düşük ise 472,50'yi görmüş arkadaşlar. Toplamda 4.993.064 adet lotta işlem olmuş. Günlük bazda baktığımız zaman bugün tavanı kaçmış bugün tavanda 530'muş arkadaşlar. 503 en yüksek kapanışını yapmış. Borsa hissesinde biz bugün günlük 4 saatlik ve saatlik grafikleri inceleyeceğiz. Fibonacci destek direnç seviyelerini sizlere paylaşacağım. Bununla beraber hisseyi bugün hangi kurumlar almış hangi kurumlar satmış. E, takas analizinde bunları sizlerle bu videoda paylaşmaya çalışacağım. Daha öncesinde kanalımda paylaştığım hisselerden bir tanesiydi dostlar. İlk defa kanalımı izliyorsanız abone olarak destek olabilirsiniz. Bu şekilde analiz videoları paylaşıyorum. Paylaşmaya da devam edeceğim abone olduğunuz takdirde bu paylaşımlar ekranlarınıza gelmiş olur. Şimdi günlük grafiğimiz açık. 4 Eylül tarihleri tarih 4 Eylül 2023'e gidelim. 4 Eylül 2023'te Borsa hissesinin fiyatı 899'muş. Bugün ise 482 arkadaşlar. Neredeyse yarı fiyata yakın diyebiliriz. Bir düşüş görüntüsü oluşmuş hissede. Bir yıllık süreçte zirve olarak 1044'leri gördükten sonra Diyorsanız bir düşüş grafiği yapmış kendine. Bu düşüş grafiği ile ilgili olarak şöyle kendimize düşen tepelerle ilgili bir e, düşen tren çizgisi çizelim. Aşağıda gördüğü bir e, dip noktası var. Bu nokta 348'li nokta. Dikkat ediyorsanız arkadaşlar sürekli fiyatlanmada aşağı doğru bir düşüş oluşurken burada bir sıkışma, bir dip görüntüsü yapmış kendine. Şöyle en yakın en son hareketlerine tekrardan bir yaklaştırma yapalım. 348.25'ten aldığı destekle hisse. Buradan bir atılım gerçekleşmiş ve fiyatlanma olarak 482'lere kadar yükselmiş. Hatta bugün söylediğim gibi 503'leri görmüş. Gelen satışlarla beraber 482 kapanışını yapmış. Burada görüntüye baktığımızda e, tepelerden ilk tepemiz, ikinci tepemiz, üçüncü tepemiz. Buradaki tepe kırılmış arkadaşlar. Düşen trendde bir kırılma görüntüsü oluşmuş günlük bazda görüntü itibariyle. İndikatöre baktığında da bakıldığında da MACD indikatöründe bir alım sinyal görüntüsü var ve yeşil olan hacim barlarında artış görüntüsü devam ediyor. Tabi bu hafta bunu takip etmek gerekiyor. Borsa listesini 482 fiyatlanmasıyla beraber günlük grafikte şu an önümüzde Fibonacci direnç seviyelerinden neler var diye sorarsanız 514.7 Fibonacci direnç seviyesi var. Bir üstünde 566.1, 617.5 ve 681.2 sıralı Fibonacci dirençleri bulunurken desteklerimiz 441 desteğimiz bulunuyor. Bir altında 348.25 önemli bir destek Fibonacci destek seviyesi. Daha da aşağılarda 229.7 Fibonacci destek seviyesi bulunuyor Borusan hissesinin günlük grafiğinde. Şimdi daha detaylı bir görüntüye ulaşacak olursak grafiği 4 saatli aldığımızda burada yine indikatörde bir alım sinyali görünsün devam ettiğini görebiliyoruz. Bununla beraber hisse bakın arkadaşlar buradan aldığı destekle dirençleri aşarak düşen trendin üstünde bir bölgeye yerleşmiş. 503 seviyesini aşamamış. 503 seviyesi burada hisse direnç olarak karşısına çıkmış. E, burası 4 saatlikte de direncimiz. Yükseliş yönü baktığımızda alım sinyali devam ediyor. 503.5 direncimiz var. Bir üstünde 540 ve 562 sıralı Fibonacci dirençlerimiz olurken desteklerimiz 466.86. 444.19, 425, 407 ve 381 sıralı Fibonacci destek seviyelerimiz bizim 4 saatlikte karşımıza çıkıyor borsa listesinde. Saatliğe aldığımda grafiğimi. Arkadaşlar saatlik grafikte bir sat sinyali gelmiş. Neden bir sat sinyali gelmiş? Çünkü 503'ü aşamayan hisse geri çekilmiş 482'lere kadar. Dolayısıyla bu da bir sat sinyali oluşturmuş bizlere. Destek yönünü baktığımızda 466.86 desteğimiz var. 444, 425, 407 ve 381 sıralı Fibonacci destek seviyelerimiz aşağı yönlü olarak. Dönüşlerde yukarı doğru bir yükselişte karşımıza çıkabilecek ilk direnç noktası yine 503.5, 540 ve 562.8 seviyesi saatlik grafikte. Saatlik grafik diğer grafiklere göre daha detaylı. Buradaki mumlar saatte bir oluşan mumlar arkadaşlar. Genel görüntümüz borsa hissesinde bu şekilde bir yıllıkta. Ee, bir dip noktası olduktan sonra zirveyi görüyor arkadaşlar zirvede Şöyle aşağı yukarı 1055'li seviyeler diyelim e, Küsüratlarda farklılık olabilir 1048 veya da 1050 Bundan sonra hisse de aşağı doğru bir e, Gördüğünüz üzere düşüş görüntüsü var ta ki Bu noktada kendine Destek bulmuş ve yukarı doğru Bir düşen kırılımı yapmış Takip etmek gerekiyor bu seviyeler devam edecek mi Şimdi ne yapalım dostlar? Bir de takas analizini sizlerle paylaşayım. Ee, henüz abone değilseniz lütfen abone olarak destek olursanız sevinirim. Ben takas analizini açarken sizlerin de kanalıma abone olmasını bekliyorum. Evet dostlar umarım kanalıma abone olmuşsunuzdur. Gelin Borsa Nesesi'nin takas analizine bakalım. Şimdi bugün Trive 78.000 lot almış. %23'lük bir alım oranı var. İkinci sırada A1 63.000 adet lot almış. %19'luk bir alım oranı bulunuyor. Oyak 50 bin adet lot almış %15'lik bir orana sahip. Citibank yabancı 40 bin adet lot almış %12'lik bir oran bulunuyor. TEP Bank 31 bin adet lot almış %9'luk bir orana sahip. Diğer kurumlar toplamda 66 bin adet lot almışlar %20'lik bir oran bulunuyor. Satıcılarda ak ilk sırada 102.000 lot satmış yüzde 30'luk bir orana sahip. İş 57.000 adet lot satmış yüzde 17'lik bir oranı bulunuyor. HSBC 49.000 adet lot satmış yüzde 15'lik bir oranı bulunuyor. Vakıf 20.000 adet lot satmış yüzde 6'lık bir orana sahip. Ziraat 17.000 adet lot satmış yüzde 5'lik bir oran bulunuyor. Diğer kurumlar toplamda 83.000 adet lot satmışlar yüzde 25'lik bir oranları var. Saklama dağılımına gelecek olursak ünlü isimli kurumda 6.8 milyon not bulunuyor. Saklama dağılım oranı %21,32. Ata isimli kurumda 3.6 milyon not bulunuyor. Saklama dağılım oranı 11,42. TEP 2.8 milyon not bulunuyor. Saklama dağılım 8,90. İş 2.7 milyon not bulunuyor. 8,63'lük bir saklama dağılım oranı var. Citibank yabancıda 2,4 milyon not bulunuyor. Saklama dağılımı oranı %7,48. Diğer kurumlarda toplamda 13,4 milyon not bulunuyor. Saklama dağılımı 42,26 olarak karşımıza çıkıyor. borsan hissesinde. Analizimiz bitti mi dostlar? Bitmedi. Önümüzdeki günlerde tekrardan güncel analizler sizlerle beraber olacak. Kanalıma abone olsanız bu analizler YouTube aracılığıyla karşınıza önerilir. E, kanalıma abone olmayı unutmayın. Twitter'da da paylaşıyorum. Ee, yeni ismi X isimli kurumda e, sitede bu e, paylaşımları oradan da beni takip edebilirsiniz. Herkese güzel kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.